Dermiş, senin filmografinin çok hakim olan biri olarak bambaşka bir yerde durduğunu düşünüyorum filmin. Nasıl bu projeye dahil oldun? Öyle başlayalım hadi. Merhaba herkese. Flash Bellek konusunu Suriye'den alan bir proje. Çeşitli nedenler dolayısıyla bu projeye girdiğimi söylemem gerekiyor. Bir kere orada olan insani trajedi ilgimi çekiyordu ve onunla ilgili bir şey söylemek gerekiyordu. Bunu bu meseleden şu ya da bu şekilde dolaylı olarak etkilenen bir ülkenin yaşayanı olarak yapmamız da gerekiyordu. Ama bizim ülkemizde son zamanlarda ve Avrupa'da Suriye ile ilgili yaşananlar daha çok göçmenin dramına eğilen filmlerdi. Ben bunları son derece olumlu olarak karşılamakla birlikte, o insanların dramının beyaz perdeye getirilmesi gerekliliğini savunuyor olmakla birlikte ve bundan sonra da savunacak olmakla birlikte daha farklı bir konudan girmeyi, yaklaşımla ele almayı uygun gördüm. Bu neydi? Acaba göçmenden ziyade orada, o topraklarda neler olmuş olabilir sorusunu kendime sordum ve buradan hareket ettim. Yani Suriye'nin içerisinde neler yaşandı, neler olmuş olabilir? Böyle bir yaklaşım bana başka bir şeyi de getirecekti. Savaşın ortaya çıkardığı o çalkantı içerisinde insanlık durumlarını tartışabileceğim bir zemin ortaya çıkacaktı. Flash Bellek projesi böyle olgunlaştı. Bir esin kaynağı var mı? Var. Ama sadece bir esin kaynağı değil, bir sürü hikaye, bir sürü anekdot, karakter dinlendi ve bunlardan harmanlandı senaryo. Senaryoyu yazmak için çok sayıda versiyon yazdığımı, zamana yazılan, yayılan bir süreçte yazdığımı söylemem gerekiyor. Beni etkileyen bir sürü hikaye duydum. Bunların bir çoğunu dışarıda bıraktım. Dramanın kendi fitliği nedeniyle dışarıda bıraktım. Ama ortaya başı, ortası, sonu ne dediğini kulakları duyan bir hikaye çizgisi çıkarmaya çalıştım. Esas amacım buydu. Şunu söylemem gerekiyor. Suriye gibi, savaş gibi çok karmaşık bir fenomeni, olguyu sinemayla ifade etmek istediğinizde bir doktora tezinin amaçlaması gerektiği şekilde her şeye dokunamayabilirsiniz. Kaldı ki bir doktora tezi de her şeye dokunamayabilir. Birkaç doktora tezini beraber düşünmek lazım. Bir fenomeni tüm boyutlarıyla anlayabilmek için. Dolayısıyla benim de sadece Suriye Savaşı'nın belli bir bölümü üzerine ele alınmış bir yapıt olduğunu söylemem gerekiyor. Bir de objektiflik, subjektiflik meselesine gelelim. Bu önemli. Sinemada, sosyal bilimlerde objektiflik diye bir şey yoktur. Olduğunu söyleyen de yalan söylüyordur. Objektiflik yoktur ama bu objektifliğin bulunmuyor olması sizin ele aldığınız konuya mesafeli ve soğukkanlı biçimde yaklaşmanızı dışarıda bırakmaz. Muhakkak ve muhakkak hangi konuyu ele alıyorsanız ona soğukkanlı bir biçimde, mesafeli bir biçimde yaklaşmalısınız. Neyi kastediyorum? İşin içerisinde olan bütün taraflara soğukkanlı bir biçimde, onlarla aranızda estetik bir mesafe koyarak yaklaşmak zorundasınız. Aksi takdirde bu mesafe azalmaya başladığında savrulursunuz. Aşırı noktalara doğru, aşırı tırnak işareti içerisinde subjektif noktalara doğru savrulursunuz. Ben böyle bir şey olsun istemedim. Objektif olmayacak olan bir proje olacağını biliyordum ama savrulmasını da istemiyordum. Dolayısıyla herkese şu ya da bu şekilde yer vermek istedim. İkincisi, siyah ya da beyaz karakterler olsun istemedim filmde. En kötü karakterin bile insani bir tarafı olsun istedim ki sanatın amacı da budur. Kötülük adını verdiğimiz şey de insani olanı ortaya çıkarmaya çalışır sanat. Sizin siyah ya da beyaz diye algıladığınız şeyler gerçek hayatta aslında gridir. Sanat da işte o griliği, o griliğin tonlarını verir. Bu filmde de son derece kötü olan adamlar, canavar olan adamların da insani bir boyutu olmasına gayret ettik. Ve de değişen karakterler, dönüşen karakterler yaratmaya gayret ettik. Savaş ve yaşadıkları nedeniyle belli bir değişime maruz kalan karakterler olmasını sağlamaya gayret ettik. Kısaca söyleyeceğim şeyler bunlar, girizgah bağlamında. Buyurun.
tecrübeli bir yönetmenle yan yana olunca onu bana çok soru şey yapmıyor, kalmıyor. Bak ne güzel her şeyi tık 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 anlat, sağ ol dervişim. Ama şunu merak ediyorum, ben senin ne kadar titizlikle senaryolarını yazdığını biliyorum, ne kadar büyük ön hazırlıklar yaptığını biliyorum. Ama burada başka bir ülkenin dinamiklerine uzaktan çok fark ediyor olmak, çok araştırıyor olmak yeterli olmayacaktı. Bu anlamda nasıl bir destek aldın merak ediyorum. Çok sayıda Suriyeli göç nedeniyle buralarda olan insanlarla konuştum ve bu insanlar sadece belli kesimlerden gelen insanlar değildi. Yani ne bileyim, işçisiyle de konuştum, akademisyeniyle de konuştum, biraz daha hali vakti yerinde olanla da konuştum. Farklı bölgelerden gelen, farklı etnik kimliklere sahip olan, farklı görüşlere sahip olan insanlarla da konuştum. Mümkün olduğu kadar geniş bir yelpazeye sahip olan bir alma verme ilişkisi olmasına gayret ettim. Onları dinlemeye gayret ettim öncelikle. 4-5 sene öncesine dayanan bir süreçten bahsetmek gerekirse. Sonra bu konuda çalışan insanların yazdıkları kitapları, makaleleri okudum ve oldukça tüketici bir biçimde okumaya gayret ettiğimi söylemem gerekiyor. Yani ortalıkta ne var ne yok okudum. Ayrıca bir süre sonra belli akademisyenlerle de oturup konuşmaya gayret ettim meseleyi. Sonra dinlediğim hikayeleri de bir araya getirmeye gayret ettim ve yavaş yavaş film oluşmaya başladı. Bu manada bana yardımcı olan insanlar yavaş yavaş belirmeye başladı. Mesela filmi çekeceğimiz belli olduktan sonra yavaş yavaş oyuncu seçimine girmek durumundaydık. Oyuncu seçimine girmek için Gökçe Doruk Erten, sağ olsun beyefendiye, gittik. Gökçe Doruk Erten daha önce de Suriye ile ilgili bir film yapmak gibi bir zorlu işin altından kalkmıştı. Andaç Hanım'ın filmini, Andaç Haznedaroğlu'nun Misafir filmini yapmışlardı. Dolayısıyla Arapça konuşan oyuncular konusunda bir deneyime sahip bir kas şirketiydi. Onlarla iyi ki beraber olmuşuz, onlarla iyi ki beraber çalışmışız. Gökçe Bey ile birlikte çalışan, onun yanında görev yapan, yine Suriye'den kaçmış olan Muhammed Rıfkı, kast konusunda ve Arap Suriye kültürü konusunda sık sık sorduğum, danıştığım insanlardan birisi haline geldi. Tek insan o değildi ama konuştuğum insanlardan biriydi. Kaldı ki bu filmde gördüğünüz bir sürü insanın kast içine dahil edilmesini sağlayan insan da Muhammed. Muhammed Bey'dir. Şurada en sağdan ikinci oturuyor. Aynı zamanda da filmde IŞİD'çi rolünde oynayan militanlardan bir tanesi. Yani hem oyuncu hem kast sorumlusu olarak bizimle çalıştı. Aynı zamanda da çekimler esnasında, onların hikayesini biraz onların ağzından dinleyelim. Olur, mi? Olur, tabii. Hadi. Muhammed, sen projeye dair olma sürecinden ve bu coğrafyayı çok iyi tanıyor çünkü oradan geliyorsun. Ona dair ne gibi katkıların olduğundan biraz bahsedersen çok sevinirim. Yani benim için tabii ki böyle büyük bir yönetmenle çalışmam benim için çok gurur verdi. Benim adıma ben 2014 sonunda Türkiye'ye geldim ve savaşı 4 sene boyunca yaşadığım için aslında bazen biz bir sürü önemli detay biliyoruz ama ne kadar önemli olduklarını bilmiyoruz. Bilmek değil, yani görmek değil, bilmek önemli. Yani diğerini bilmek önemli ve Derviş Hoca bütün detaylar, insanlarla konuştuğu zaman her detayı ne kadar önemsediğini Suriyeli olarak, yani iş dışında Suriyeli olarak çok güzel noktalara ışık koyduğunu gördüğüm için inanılmaz bir senaryoydu ve inanılmaz bir film olduğunu düşünüyorum. Suriyeli olarak bir sürü başka yerlerde anlatılmadığı gibi burada çok güzel anlatıldığını düşünüyorum. Gökçe, sen kastı yaparken nelere dikkat ettin? Neler ya nasıl bir hazırlık yaptınız dervişle birlikte? Öncelikle merhaba. Hoca geldiği zaman zaten önceden biraz bilgim vardı bu konuyla ilgili olarak.
evrensel bir sinema olacağını biliyor olduğum için dünyanın birçok bölgesinden Arapça bilen insan bulmamız gerektiğini biliyordum. Bunun için çok geniş bir arama yaptık. Yani aslında Hollywood'dan doğuya kadar olan süreçte Türkiye'de Arapça bilen kimler var, kim hakim olabilir? Suriye Arapçası da biraz farklı biliyorsunuz. Yani gerçekten Arabistan Arapçasından daha farklı. Bu nedenle de o konuda hocanın da ehemmiyet gösterdiği bir konuydu bu. Tabii ki sınırlar çok daraldı gitgide. Türkiye'den buna onay verebilecek insanlar ve bizim kabul edebileceğimiz insanlar çok zordu. Gerçeklik olması önemli olduğu için de çok spesifik baktık. Muhammed'in Arapçasıyla da doğru orantılı olarak birçok ajans da dahil olmak üzere Filistin'den tutun da yani tüm Suriye her yeri dolaşarak internet üzerinden tabii bu kişilerle bağlantı kurduk. Her birinden audition alındı ve bayağı 4 seneye yakın bir süreçte 3 yıl sanıyorum aşkın detaylı bir kas çalışmamız oldu. Hocamın gözü zaten ben 20 seneyi aşkındır kas direktörlüğü yapıyorum ama onunla çok çok daha profesyonel bir göze ulaştığımı düşünüyorum. Çünkü en arkadaki kişiden en öndeki kişiye kadar çok dikkatle tek tek cımbızla aradan kişileri seçtik. Sonuçta bilmiyorum benim adıma çok gurur verici oldu. Teşekkürler. Evet, sorularımıza hafif başlayalım. Arada yine ben merak ettiklerimi soracağım. Beyefendi mikrofonu uzatalım lütfen. Film için çok teşekkürler. İzledim, çok beğendim. Şunu sormak istiyorum. Filmin en başlarında şifreli bir bilgisayarda çıkan hikayeyi anlatma meselesi vardı. Filmin sonlarında da baş karakterin eşinin o Yezidi kadının ya da o İsmail'in hikayelerini anmaya çalışması ve bunların sonucunda da tarih karşısında bu hikayeler sayesinde geleceğe aktarılıp tarihin en iyi cevabı, en iyi sonucu, en iyi başarıyı sağlaması gibi bir sonuç bende uyandı. Bu hikaye meselesinin başka anlatmak istediği şeyler var mı? Bunu merak ettim. Teşekkürler. Soruyu doğru anlayıp anlamadığımdan emin olmak için tekrarlıyorum. Hikaye anlatma meselesi filmin neresinde duruyor gibi bir soru mu bu? Tam anladım mı sordunuz yani? Bir daha mikrofon. Ya tam anlamadım soruyu. Bir kere daha ifade etmenizi rica edebilir miyim? Filmin en başında bilgisayarda, evet. Şifreli bilgisayarda o gençlerin sonradan öldürüldü onlar tabii. Bir hikayelerinizi, hikaye anlatma çabası vardı yani. Hikayelerimizi anlatalım tarzı bir şey vardı. Filmin sonlarına doğru da baş karakterin eşinin o Yezidi kadının ve İsmail'in hikayelerini dinleyip bir geleceğe aktarma çabası ve bu sayede aslında yani biz kısa vadede kaybetsek bile uzun vadede tarih bize gerekli cevabı, onlara gerekli cevabı ve başarımızı gösterecektir. Ben böyle bir sonuç çıkardım kendi adıma da. Bunun yanı sıra bir sonuç çıkarılabilir mi ya da sizin bu hikaye meselesinde geleceğe aktarmak amacıyla başka bir sonuç çıkarmamızı istediğiniz başka sonuçlar var mı? Toparlamaya çalışalım. Yani şimdi bir kere en başta şeyi söyleyeyim. Filmin en başında bir şifreyi kırıyorlar ve şifreyi kırdıkları zaman ortaya çıkan küçük görüntüde çocuk hikayelerimizi anlatmalıyız diyor. Hikaye anlatmak bu filmde özgürleşmekle eşdeğer. Binbir Gece masallarından bu manada filmin bir akrabalığı var, esinlenmesi var. Binbir Gece masallarında kahraman hikaye anlattığı için özgürleşir ve hayatta kalır. Sen de hikayeni anlattığın sayede sürece özgürleşirsin, hayatta kalırsın ve kendini devam ettirirsin. Hikaye anlatmak yaşamakla eşdeğerdir. Hikaye anlatan yaşıyordur. Hikayesini anlatmaya başaran insan da özgürleşir. Dolayısıyla filmin içerisindeki aslında giden en önemli zemberek, gerilim, hikayemizi anlatıp anlatamayacağımız meselesinden kaynaklanıyor. Acaba ben Suriye'de başıma gelenleri anlatabilecek miyim, anlatamayacak mıyım? Anlatırsam
özgürleşebilirim. Dolayısıyla şimdi bu söylediklerimin ışığında filmin karakterinin konuşamıyor olmasını yan yana düşünelim. Adamcağız konuşmak istiyor. Adamcağız hikayesini anlatmak istiyor. Hikayeni anlattığın zaman özgürleşirsin. Hikayeni anlatamazsan başkaları gelir senin yerine senin hikayeni anlatır ve sen başkalarının anlattığı kendi hikayene mahkum kalırsın. Senin kendi dilinle kendi hikayeni anlatman lazım. Özgürlüğün şartlarından bir tanesi budur. Flash Bellek'te işte bu destansı filmin gerilimin filmidir. Teşekkürler. Evet, önden bir soru var. Mikrofonu uzatalım. Derviş Hocam, hoş geldiniz. Sanırım Suriyelilere dair Andaç Haznedaroğlu'ndan sonra izlediğimiz ikinci en önemli etkin filmlerden bir tanesiydi. Merak ettiğim soru şu. Türkiye'de 8 tane kampımız 3 milyon, yani Temmuz sayısına göre 3 milyon 552 bin Suriyeli'yi ağırlıyoruz. Ve bu noktada Avrupa tamamen kapılarını kapatmış noktada. Ve biz onların oradan bir çıkışını görüyoruz. Suriye'den bir şekilde kaçmaları gerektiğini ve burada tek çıkış kapısını Türkiye olarak görüyoruz. Karşılıklarında kendi ülkelerine dair en önemli belgeleri sadece bir flash bellekte tutuyorlar. Ve bu flash bellekteki haberi bir Türk muhabirine değil, yine Avrupalı bir muhabire satıyorlar. Bu konudaki bakış açısını, yani bize Avrupalının bakış açısını, özellikle Yunanistan'da yaşadığımız son olayları buradan mı verdiniz? Yani bu konuda bize kapılarını kapatmasını, oradaki insanların sadece Türkiye'yi kaçış noktasını olarak görmelerini. Şimdi yani sadece Türkiye'ye kaçmıyorlar. Ürdün'e ya da başka taraflara da kaçıyorlar. Böyle bir durum var ama filmde yoğun olarak kaçtıkları yerlerden bir tanesi Türkiye. Dolayısıyla benim Türkiye'ye kaçıyor olarak onları göstermemde bir mazur yoktu. Orada da uluslararası bir ajansa onu vermeleri uluslararası güçlü bir medya ağına girebiliyor, entegre olabiliyor almak ağlamında onların işini kolaylaştıracağı için, hikayelerinin daha hızlı ve güçlü bir biçimde dünyaya duyulmasını sağlayacağı için ve karşılarına o anda kampta yabancı muhabirler çıktığı için onu seçtiler. Bir tane sizin gibi Türk muhabir bulsalardı inşallah ona da verirlerdi. Buyurun beyefendiye uzatalım. Ben de öncelikle tebrik ediyorum tüm ekibi. Derviş Hocam çok başarılı bir senaryo, çok güzel bir kurgu, görüntü yönetmenliği. Tüm ekip işin hakkını vermiş bence. Çok güzel bir çalışma olmuş. Tebrik ediyorum. Merak ettiğim şu, çekimler Suriye'de mi yapıldı? O kadar çılgın değilim Suriye'ye gidip. Tamam hocam. Savaşın ortasında 300 kişiyle 7 hafta sürecek bir film yapacak kadar, yani çılgınlıklarım vardır. Bu filmi yapmak bir çılgınlıktı. Yani bundan sonra eşim dostum bana soruyor, niye romantik komedi yapmıyorsun da böyle şeyler yapıyorsun? Akıllı, haklılar aslında. Şu anda latife yapıyorum. Bu filme kalkışmak tek başına çılgınlıktı ama Suriye'ye gitmek o akılın alamayacağı bir şey olurdu. Zaten insanlar ekmek yemeği bulamıyorlar. Biz bu filmin lojistiğini Suriye'de yapamazdık. Ama sorunuz beni ziyadesiyle mutlu etti. Şu neden dolayısıyla. Bugün bu ikinci röportajım ve ikinci röportajımda bu bana söylendi. Filmi Suriye'de nerede çektiniz denmişti bana daha önce de. Demek ki sanat yönetmenliği ve özel efekt tasarımı başarılı olmuş. Ki orada sanki Suriye'de çekilmiş gibi bir izlenim elde etmişsiniz. Teşekkür ederim, mutlu oldum. Film Konya'da ve Konya Ereğli ve Antep'te çekildi. Ama çok uzun zaman mekan aradım, onu söyleyeyim. Yani Lübnan'a da gittim mekan bakmak için, söyleyeyim. Bütün İç Anadolu ve Güneydoğu'yu da karış karış gezdim. Hadi o zaman bunun üzerine hemen bir yapımcılarımıza söz verelim. Böyle büyük bir projenin içinde nereden tutarak birlikte çalıştınız? Teşekkür ederim soru için. Öncelikle Derviş Hocama ve tüm ekibe teşekkür ediyorum böyle projede yer verdiği için bana da. Derviş Bey'le çalıştığımız bu 5. sinema filmi ve
Bu filmin büyüklüğü, yapım tasarımı şu ana kadar yaptıklarımızın en büyüklerinden diyebilirim. Çok uzun bir süre ön hazırlık yaptık. Derviş Bey'in dediği gibi birçok yeri gezdik. Derviş Bey Lübnan'a gitti bunun için mekan bakmaya. En uygun yeri Ereğli ve hem lojistik hem de mekanların hani filme senaryo uygunluğu açısından Ereğli ve Antep'te çektik. 7 hafta sürdü. Ön hazırlığıyla beraber toplamda 15 hafta bir çalışma oldu bu bölgelerde. Ziya Akbaş ve ekibine de teşekkür ediyorum. Projede benimle oldukları için teşekkürler. Teşekkürler. Evet, sorumuz. Bir kere evet, birçok gerçeği biliyoruz. Birçok gerçekten bir haberimiz var. Ama ben o baş karakterimizin doktorla ilk buluştuğu sahnede gördüğümüz manzarayı görünce bayağı dehşete kapıldım açıkçası. Hemen aklıma Costa Gavras'ın Kayıp filmi geldi. Sahiden bu manzaraları bu sıklıkla yaşanıyor mu? Ondan nasıl haberdar oldun? Mesela çok merak ettim. Şöyle, bu gördüğünüz, filmde gördüğünüz o cesetlerin fotoğraflanması ve o cesetlerin dosyalarının tutulmasıyla ilgili mesele çok tartışılmış bir meseledir. Bununla ilgili olarak uluslararası toplumun aldığı bir karar vardır. Mesela Birleşmiş Milletler'de benim esinlendiğim karakter, fotoğrafları kaçıran karakter, Birleşmiş Milletler'de ismi saklı bu karakterin güvenlik nedeniyle. Gidip o fotoğrafları, gerçek fotoğrafları sergilediğini biliyoruz Birleşmiş Milletler binasında. Ayrıca Amerika'da birkaç ay önce bir yasa çıkarıldı. Bu yasa işte benim filmde sözünü ettiğim şekilde insan hakları ihlalleriyle ilgili o yaşananlardan hareket edilerek çıkarılmış bir yasa. Dolayısıyla bunun dış dünyada bir gerçekliği var. Hani kurmaca değil onlar. Yani bir gerçeğe dayandırılarak kurmaca haline getirilmiş malzeme onlar. Ama şunu iddia etmiyorum. Bu film birebir o konu edinilen adamın filmi değildir. Sadece bir esinlenmedir. Ve de esinlenmenin yanı sıra başka insanların, başka hikayelerin de filmin içerisine akmasına izin verdik. Dolayısıyla bir kolajdır. Farklı hikayelerin bir araya geldiği bir hikayedir Flash Bellek. Bir şeyden daha bahsetmek isterim. Filmde çok önemli iki oyuncu var. Biri Ali Süleyman, IŞİD lideri. Öteki de başrol oyuncusu Salih Bakri. Arap dünyasının gerçekten çok önemli iki oyuncusuyla çalıştık. Hem Arap dünyasının en önemli oyuncusu ve üstelik uluslararası tanınırlıkları da söz konusu olan iki oyuncu. Çok iyi iki profesyonelle çalıştık. Onları da bir araya gelmek kesinlikle bir kast ve yapım başarısıdır. Onları bir araya getiren, bu kastı bir araya getiren Gökçe Doruk Erten'in yanı sıra Lübnan'daki kast direktörümüz Rania Atallah'a da teşekkür etmek, onun adını da anmak isterim. Onun da büyük katkısı oldu. Arap dünyasının en elit oyuncularıyla çalıştık diyebilirim. En elit, evet, oyuncularından birkaç tanesiyle. Hüsam Çadat, doktor rolündeki adam da öyleydi çünkü. Bir de o zaman hemen yeri gelmiş ki onu sorayım sana. Senin içinde ilklerin olduğu bir film bu. Bu kadar tecrübeli bir yönetmenin kendi diline hakim olamadığı bir dilde film çekmesi nasıl bir tecrübeydi senin için? Her filmi ben bir challenge olarak, bir düello olarak görürüm. Bir zorluk olarak görürüm. Karşı karşıya kalacağım canavarı öyle bir canavar olarak seçerim ki onu öldürdüğümde, öldürmeyi başardığımda, öldürüp öldürmeyeceğim belli değildir, zevk alayım. Burada da çok büyük bir ejderhayla karşı karşıyaydık. Ejderha büyüklüğü bir tanesi benim bilmediğim bir dilde filmi çekecek olmamdı. Ama yanımda güvendiğim asistanlar oldu ve onlar sayesinde o dil meselesini halledebildik. Gerek çekimde, gerek çekim sonrası işlemlerinde sürekli tercümanlar yanımızdaydı. Burada kurguyu yapan Aylin Zoe'nin de hakkını teslim etmek, evet, gerekiyor. Devasa bir malzeme çıktı. Elimizde öyle böyle olmayan bir malzeme vardı. Aylar süren bir kurgu süreci oldu. Ve de aylar süren o kurgu sürecinde Arapça
konuşan insanların kurgulanması söz konusuydu. Arapçayı bilmeyen kurgucular vardı ve de bunlar yine o devrede yanımızda Arapça tercümanlarla yürüdü. Yani son soracağım. Zor bir süreç ve yani iyi gittiğimizi düşünüyorum, başarılı gittiğimizi düşünüyorum. Yani başlamadan önce çekim esnasında, çekim sonrası işlemlerinde, bittikten sonra da sık sık bu kontrol edildi, dil meselesi. Evet, sorumuz vardı zannediyorum. Evet, sizin. Merhaba. Anlattığınız hikayenin gerçekçiliğini seyirciye geçirebilmek için gösterdiğiniz ortamın Ahmet karakterinin ahlaki sorumluluğunu yerine getirme motivasyonunu baltaladığını düşünüyor musunuz? Bir de sanırım... Ne yaptığını düşünüyorum. Baltaladığını, yani gölgelediğini, baltaladığını. Bir de Ahmet karakterinin sanırım gerçek hayattaki karşılığı Sezar Kod adlı bir kişi. Bu kişinin eşinin IŞİD tarafından rehin alınmasının Jules Sezar'ın hayatıyla bir bağlantısı var mı? Teşekkürler. Az evvel söyledim buna. İkinci sorudan yürüyeyim. Adamın adı bir kere Jules Sezar değil. Jules Sezar tarihi bir şahsiyet. Sadece Sezar nickname olarak. Beşinci kez tekrarlayayım. Bu film tek bir karakterin merkeze alındığı ve onun hayatı olma iddiasında bir film değil. Esinlenmeler var ve filmin jeneriğinde, ön ya da arka jeneriğinde hiç bunlardan da bahsedilmiyor. Dolayısıyla bu şunun filmidir denemez. Ben de bunu demiyorum zaten. Anlatabiliyor muyum? Sadece işte meraklısına not olsun diye bunu söylüyoruz. Asla öyle bir şey oldu da bu gerçekteki olaylara uyuyor uymuyor filan gibi bir derdimiz olmadı. Başından itibaren filmin mekanizmasını öyle kurmadık zaten. O farklıydı. Sadece bir çıkış noktasıydı o. Adamın ahlaki ikilemiyle ilgili settingin, çevrenin herhangi bir olumsuz biçimde aşağıya çekici etkisi olduğunu düşünmüyorum. Tam aksine. Adamın eviyle yaşadığı çevre arasında şurada bu şekilde farklılıkların olması onun o gitgellerini daha da altını çizecek olan bir şeydi. Dolayısıyla oralarda herhangi bir sakınca görmüyorum. Yani beni rahatsız edecek bir şey yok. Evet, sorularımız var mı? Parmak kalktı mı arkadan? Ha, pardon, özür dilerim. Merhabalar. Filmde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması'ndaki bütün filmleri izledim. Bir film hariç bütün söyleşilere de katıldım. Orada yönetmenlerin genel kurduğu bir cümle var. Bütçe yetersizliğinden dolayı çok zorlandık. İşte filmin çekim süresi çok uzadı. Sizde bu durum nasıl oldu? Biz filmi izlerken hani birçok filmin toplam bütçesinden sanki daha büyük bir bütçeyle çekilmiş gibi hissettik. Kaynak bulurken nasıl bir süreç oldu onu merak ediyorum. Teşekkür ederim. Vallahi yani olması gerektiği şekilde yapmaya gayret ettim. Benim filmografimde shoestring, yabancıların deyimiyle bütçeli filmler de vardır. Çok çok düşük bütçeli, bütçesiz filmler de vardır. Arada bütçeyle çekmeye gayret ettiğim filmler vardır. Kıt kanaat çektiğim filmler vardır. Böyle bir kolaj vardır. Bir yönetmenin ve yapımcının bütçeyle olan ilişkisini çok farklı bir bağlamda ele alması gerekir. Bazen bütçe sizin elinizde patlar, bazen size yardım eder. O bütçeyle flört etmeniz gerekir. Yüksek bütçe her zaman bir filmin başarısını garantilemez. Yapımcının, akıllı bir yapımcının bütçeyle flört edebilen bir kafa, zihin ve ruh yapısına sahip olması gerekir. Çünkü her şey para değildir. Bazı işler vardır, parayla da yapamazsın. Devir filmini biz 3 tane çobanla çektik. 2 kuruş parayla çektik. Hayatları boyunca Burdur'un Hasanpaşa köyünden çıkmamış 3 tane çobanla çektik. Ve çok çok düşük bir bütçeyle çektik. Bütçesiz çektik en başında neredeyse. Sonunda da bir 2 kuruş bulduk da o filmi bitirebildik. O mesela benim bütçeli filmlerimden sonra çektiğim bütçesiz bir filmdir. Ve bunlar şöyle gitmez bende. Önce bütçesiz başladı, sonra bütçe buldu ve hep böyle devam etti. Hayır, ben çok büyük bütçelerle çalıştıktan sonra da bütçesiz film yapıyorum. Yapmaya devam edeceğim. Mesela benim bir sonraki projem gene
bu projeden sonraki projem Flash Bellek bütçesiz bir film. Bu gerginlik benim hoşuma gidiyor. Çünkü A, beni diri tutuyor. Değişik bir düello. İki, bütçe, para adını verdiğin şeyle farklı bir ilişki kurmanı da kolaylaştıran bir mekanizma var. Destekte bulunan herkese ayrıca teşekkür ediyorum. TRT, Kültür Bakanlığı ve benzeri kurumlara. Aa, ne kadar güzel bir şey kazandırdın bak şimdi. Bütçeyle flört etmesi gerekirdi. Öyle yani şimdi çok hoştu ya. Çok paran var ve getiriyorsun bu filmde oynamak için Fransa'nın en iyi oyuncusunu. Olmaz. Olmaz. Çok paramız var. Fransa'nın en iyi oyuncusunu, en tanınan oyuncusunu getirdik. Çünkü satış getirecek bize. Olmaz ha. Olmaz. Gestosu uymaz. Çok önemli görüntü yönetmeni getiriyorsun. Yani kimsenin cesaret edemeyeceği o pahada bir görüntü yönetmenini getiriyorsun. Olmayabilir. Bütçeyle flört böyle bir şeydir. Yine filmi bitirirsin ama o filmin kuruşu kuruşuna oraya gidiyor olmasını sağlayacak basiret başka bir şeydir. Bu da nereden olur, nasıl kazanılır? A, deneyimle olur, sezgilerle olur, kazık yemekle olur. Ben çok kazık yedim. O zaman bak hemen. Kazık yedim dediğim insanlardan yedim mi? Yemişimdir ama yani hayat ve şartlar bana böyle olmayı getirdi. Tabutları Vaşata ilk filmim. Bütçesiz çektim. Annemin bana verdiği emekli aylığından, emekli ikramiyesinden verdiği parayla 60 kutu film aldım. Onu öyle çektim. O film bittikten sonra derim kalınlaşmıştı. Filler ve Çimen şöyle çekildi. Tabutları Vaşata'yı Arte'ye sattık. Arte'den 2 kuruş para geldi. Fransız televizyonu Arte. O Filler ve Çimen'i çekmeme neden olan maya oldu. Filler ve Çimen Türkiye'deki devlet ve mafya arasındaki ilişkileri ele alan bir filmdir. O filmi başka bir kaynakla çekemezdik. Bütçe, para, çekilecek film bunlar böyle flört edilmeyi bekleyen şeylerdir. Çobanlarla ilgili yaptığım devir filmi bir finansöre gidip böyle bir film yapacağım. Hasan Paşa'da 3 tane çoban oynayacak dediğim anda kimse bana para vermeyecekti. Biliyordum bunu. Ama o filmi çekmek istiyordum. Çektim. Evet. Okey. Teşekkür. Burada olanlara ve bizi izleyecek olanlara şey o zaman çok hoş bir örnek çünkü bu devir artık senin herkesin bildiği tanıdığı bir dönemde çektiğim bir film, bir proje. Bence ders niteliğinde de okutulması gerekir. Çünkü bütçeyle nasıl büyük işlerin becerilebildiğini. Ben çok seviyorum devri. Evet, son bir soru varsa alalım. Yoksa hepinize teşekkür ederek bu seneyi bitirelim. Evet, bir soru var. Merhaba. Az önce hikayenizi anlattıkça özgürleşirsiniz. Anlatmazsanız hikayenizi başkaları anlatır. Ve esir kalmaya devam edebilirsiniz bu yüzden demiştiniz. Türkiye'den bir yönetmen olarak Suriye'deki insanların hikayesini anlatırken aslında belki başkalarının hikayesini anlatırken özellikle Yezidi bir kadının hikayesini de düşünüyorum bu noktada. Siz de aynı tahakküm mekanizmasını yeniden kurduğunuzu düşünüyor musunuz ya da hissettiğiniz yerler oldu mu? Şimdi tahakküm mekanizmasını kurduğumu düşündüğüm yerler oldu mu diye bir soru mu bu? Tamam. Mümkün olduğu kadar bilince çıkardığım bir tahakküm mekanizması kurma eğilimini kendi adıma konuşmam gerekirse elimine etmeye gayret ettim. Yani o insanların konuşmasına senaryo oluşturulurken izin vermeye gayret ettim. Ben heteroglosyaya inanan bir adamım. Çokluğa, Mihail Bakhtin'in deyişiyle heteroglosyaya inanan bir adamım. Filmografim de bunun en büyük kanıtıdır. O çokluğa, o çoğul sesliliğe, seslerin birbirleriyle oynamasına, karışmasına, birbiriyle yan yana durmasına, iç içe durmasına, benim istediğim gibi değil farklı şekillerde iç içe geçmesine izin vermeye gayret eden bir adamım. İnsanların da hikayelerini anlatmasını bu yüzden önemli görüyorum ve savaşa yaklaşımımın altını, bazını oluşturan şey de bu oldu. Dolayısıyla Yezidi kızın hikayesini anlatmasına, oradaki başka aktörlerin, filme giren başka aktörlerin kendi seslerini mümkün olabildiğince benden bağımsız anlatmasına mümkün olduğu kadar izin vermeye gayret ettim. Bu manada Balzac, romancı Balzac'ın
dediği gibi karakterlere otonomi ve özgürlük sağlamak gerekir. Sizin meselenizle ilgili olarak mesafeli yaklaşmanızı sağlayan şey budur. Düsturu aklımdaydı. Ben karakterlerime kendi otonomilerini vermek için elimden geleni yaptım. Herhangi bir bilinçli sansürü, şunu bunu asla ve asla daha önceki filmlerimde olduğu gibi burada da gündeme getirmedim. Filmi yazarken, çekerken, kurgularken. Evet, varsa yani, bir soru. O kızla, mesela o Yezidi kıza tahakküm kurabilmek bağlamında ve onu onurunu korumak bağlamında son derece dikkatli olmaya gayret ettim. Mesela tecavüz ediliyor kıza, tecavüzle ilgili en ufak bir kare yoktur filmde. Kızın kendi hikayesini anlatmasına izin verdik. Onun temsili bağlamında o karakteri küçük düşürücü bir şey göstermemeye gayret ettik. O intihar ederken intiharını göstermemeye gayret ettik vesaire vesaire. Yani bir yoksulluk acı pornografisi yapmamaya gayret ettim. Bu tehlikeliydi. Böyle bir şey istemiyorum. Tamam mı? Evet. Bu yılın son sorusunu sevgili Şerif Gören'den geliyor. Son sorusu. Özür dilerim. Soru değil ama Şerif abi sanki siz kaldınız. Evet. Ek yapacağım ben. Hislerimi anlatacağım. Yani bu hikaye anlatma üzerine. Filmden sonra benim hissettiğim şu oldu. Bireyler hikayelerini anlatmalıdır. Evet, özgürleşmek için. Herkesin bir hikayesi vardır, anlatabilir ama toplumların özgürleşmesi için bireylerin hikayelerini anlatmaları yetmez. Yani hikayeyi yazan kişilerden olmak gerekir gibi bir hisse kapıldım ben. Çünkü yine bireyler hikayelerini gidip o filmin sonunda mesela Amerikalı mıydı, Avrupalı mıydı bir hani gazeteciye teslim etmeleri beni rahatsız etti. Çünkü yine senin hikayeni anlatacak sen değilsin o. Yani olaya sebep olan da o, hikayeni anlatan da o. O yüzden bireysel olarak hikayeni anlatabilirsin belki ama bunun yanında bir de toplumsal hikaye anlatabilmek için hikaye yazıcılardan olmak gerekir gibi bir hisse kapıldım. Paylaşmak istedim. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Evet, son sorumuz sevgili Şerif Gören'den geliyor. Şimdi Türkiye'de biliyorsunuz bir önemli bir deyim var. Parayı veren düdüğü çalar. Benim sorum prodüktöre. Acaba yani filme destek veren kurumların daha çok devlet yanlısı, yani devlet olduğunu görüyoruz. Bu anlamda yapımcıya bir baskı kurdular mı? Etkilemeye çalıştılar mı? Ve yönetmen bu anlamda özgür kalabildi mi? Hemen yanıt vereyim. Sana değil. Yapımcı benim. Sana değil. Emre'ye sordum. Yapımcı benim. Hak sahibi. Yapımcı benim. Ama dün yapımcı diye onu söyledin. Yetkili yapımcı o. Yapımcı benim ama Emre ile de konuşuruz elbette. Ben bir cümle söyleyeyim, ondan sonra ona vereyim. Çünkü senaryoyu yazan ve imzayı atan benim. O anlamda yanıt vermem gerekiyor. Hadsizlik yapmayayım ama bunu belirtmek lazım. Ben hikayeyi yazdım, hikayeyi verdim. Hiçbir şekilde revizyon gelmedi. Kaldı ki filmde bize aynı zamanda CHP'li belediye de yardım etti. Onu da söylemem gerekiyor. Yani iktidarla ilgili yani bir şey söylediğiniz için... Yani yönlendirme, etki, elbette. Deme gibi şeyler. Evet. Çünkü para verince bizde genellikle böyle bir deyim vardır. Yani parayı veren düdüğü çalar gibi. Tekrarlamak gerekirse en ufak bir şey olmasın, bulanıklık olmasın. Bir, ya benim sormak istediğim senin özgürlüğün. Tamam. Net yanıt vermeye çalışayım. Bana senaryoyla ilgili herhangi bir doğrudan ya da direkt bir cümle gelmedi. Bir. İki, bu film sadece şu kampın desteğiyle yapılmadı. Başka insanlar da destekçi olarak şu ya da bu şekilde olanakları ölçüsünde filmin içerisinde vardırlar. Her iki taraftan da herhangi bir biçimde bize şurasını şöyle değiştirsek mi, böyle olsak mı gibilerden bir cümle gelmedi. Senaryoyu verdim, okeydir dediler, yürüdük. Bittik, verdik filmi. Şu ana kadar bir şey duymuş değilim. Teşekkür ediyorum destekçiler. Teşekkürler abi. Ben de teşekkür ederim. Tamam. Evet, bu seneyi böylece sona erdirdik. İyi ki geldiniz, iyi ki katıldınız. Umarım önümüzdeki sene tekrar görüşürüz. Sevgili derviş sahibine kapamak da çok keyifliydi benim için. Kendisine de çok teşekkür ediyorum.